Haberin merkezi Kanal 25 Haber Merkezi'nden hepinize merhabalar. Sevgili izleyenler, haber merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. AK Parti Erzurum milletvekilleri Recep Akta, Mustafa Alıcalı, Zehra Taşkesenlioğlu, İbrahim Aydemir ve Orhan Deligöz mazbatalarını aldı. AK Parti 26. dönem Erzurum milletvekilleri sabah saatlerinde Palandöken ilçe başkanlığında düzenlenen kurban kesiminin ardından AK Parti İl Başkanı Fatih Yeşilyurt ve partilerle birlikte mazbatalarını almak üzere Erzurum Adliyesi'ne geldi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli'yi makamında ziyaret eden 26. dönem AK Parti Erzurum milletvekillerine mazbatalarını hakime Emine Kahraman takdim etti. Ankara'da bulunan Recep Akdağ'ın mazbatasını ise İl Başkanı Fatih Yeşilyurt aldı. Bakanımızın Ankara'da programlarından dolayı vekaletnamesini bıraktı. Biz bugün aldık. Kendisi burada yoklar. Onun da burada olmasını kendisi de çok istiyordu. Fakat programlarından dolayı gelemediler. Biz kendisinin mazbatasını aldık. Allah kendisine de hayırlı uğurlu etsin. Mazbatasını alan Orhan Deligöz, Erzurum halkı bizi onurlandırdı. Elhamdülillah Erzurum'daki kara lekeyi temizledik. İnşallah Erzurum'a barışı, huzuru ve kardeşliği getirmek için elimizden geleni yapacağım dedi. Erzurum halkı bizi onurlandırdı, şeref verdi. İlk gün geldiğimde söylediğim gibi kara lekeyi temizledik Erzurum olarak elhamdülillah. Mazbatamı Erzurum adına alıyorum diyen Zehra Taşkesenlioğlu, terörle demokrasiyi bir araya getirmeye çalışanlara, kendilerinin özgürlüklerine kota koyanlara en iyi dersi Erzurum halkı verdi dedi. Demokrasinin de kilidi olduğunu, özgürlüklerin de kilidi olduğunu, istikrarın da, güvenin de, huzurun da kilidi olduğunu hem kendi bölgesine hem tüm Türkiye'ye göstermiş oldu. Bizler kimsesizlerin kimi olmadığına bu görevi aldık. Rabbim hakikaten bu görevi hakkaniyetle, layıkıyla yerine getirmemizi nasip etsin. Ve şunu söz vermeye gayret edeceğiz inşallah. Sözümüzü de yapabilmek için sırtımızda akıtılmadık bir damla da ter kalmayacak. Bunu cuma günü başta sizlerin huzurunda, sonra Allah'ın huzurunda yemin ederek söylüyorum. 78 milyonun milletvekili olacağını söyleyen Mustafa Alıcalı, Erzurum ve Erzurum'un sorunlarının çözülmesi için elimden geleni yapacağım. Bu seçim sürecinde bize destek veren Erzurum halkına şükranlarımı sunuyorum. Allah bizleri mahcup etmesin dedi. Ben de bu mazbatalarımızı aldım. Bu anlamda önemli görev için bize bu yetkiyi veren değerli hemşerilerimize, vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Allah mahcup etmesin. 1 Kasım'da 78 milyon ülkemizin değerli seçmenleri önemli bir imza attılar ülkemize. İstikrar, güven ve huzurun gelmesi için AK Parti'yi tek başına iktidara getirdiler. Artık onlar gereğini yaptılar. Şimdi sıra bizde inşallah en yakın zamanda meclis toplanacak. Meclis başkanlığı, komisyonlarını, başkanlık divanını seçecek. Bakanlar kurulu oluşacak. Ve hem ülkemiz için seçim beyannamesinde yer alan tüm vaatler gerçeğe dönüşecek ki zaten Sayın Başbakanımız bunu başlattı. 100 günlük bir program açıkladı. Anayasa değişikliği, reformlar, projeler hızla devam edecek. Ülkemizin bu 7 Haziran'dan itibaren kaybettiği zaman fazlasıyla telafi edilecek. Bu güzel insanlara en güzel hizmetler gelecek. Tekrar destek veren tüm vatandaşlarımıza, hemşerilerimize sonsuz teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz. Erzurum'un şahika yıllarına varacağını ifade eden İbrahim Aydemir, bu belgeyi Erzurum'a hizmet etmek ruhumuzu Erzurum adamının şeref levhası olarak kabul ediyorum. Milletimize teşekkür ediyorum. Allah bizleri inşallah onlara layık kılacaktır. Önümüzdeki 4 yıllık dönem Erzurum'un şahika yıllara varacağı bir dönem olacaktır dedi. Malumunuz Erzurum'da 4 tane AK Parti'nin milletvekili vardı. 25. dönem bir tane MHP'nin, bir diğeri de HDP'nindi. Bu dönem HDP çıkaramadı. Zaten İşin doğrusu suni bir yapıydı o. Erzurum'a hiç yakışmamıştı. Milletimiz bu yakışmayanı bu defa izale etti. Güney ilçelerinden çok ciddi destek aldık. Malumunuz etnik aidiyet bakımından Kürt orijinli kardeşlerimizin yoğun olduğu bölgedir. Ama onlar vatanına, milletine bağlı, hamiyetperver, vatansever insanlar. Hep AK kadroyu desteklediler başından beri. Bu defa da öyle oldu. Bir küçük inkıta yaşadık. Onu da bu defa gidermiş olduk.
O yüzden ayrıca bir memnuniyetimiz var. Bir sürur içerisindeyiz elhamdülillah. Bundan sonraki süreç inşallah milletimiz için hayırlı olacak. Özellikle bir şeyin altını çizmek istiyorum. Biz sahada istikrarın milletimiz için ne kadar önemli olduğunu bizatihi milletimizin bize aktarımıyla çok daha iyi öğrendik. İstikrar çok ciddi, efsunkar bir kavram. Bunun sürekli olması için, kalıcı olması için en kestirme yöntem başkanlık sistemidir. İnşallah bu dönem Allah nasip ederse meclis zemininde bunun arayışları içerisinde de olacağız Allah'ın izniyle. Tabii biz hep kurulduğumuzdan beri milletin dediği yolda yürüyoruz. Bu defa da öyle olacak. Milletimizin de talebinin bu yönde olduğunu müşahede ettim ben. İnşallah önümüzdeki dönem hem Erzurum'a yansıması bakımından hem ülkemize yansıması bakımından hizmetlerin şahika noktalara varacağı dönem de olacaktır. Palandöken Belediyesi İşkur tarafından tüm Türkiye'de uygulanmak üzere hazırlanan toplum yararına çalışma programı projesi kapsamında 40 kişiyi istihdam ediyor. Palandöken Belediyesi'nin Çalışma ve İş Kurumu Erzurum İl Müdürlüğü'nün toplum yararına çalışma programı kapsamında istihdam edeceği 40 personel için kura çekimi yapıldı. İş kurum belirlediği 6 ay ile 9 ay süreyle istihdam edilecek olan personeller belediyenin çeşitli birimlerinde çalıştırılacak. Palandöken Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi ve Spor Kompleksinde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimine belediye ve iş kur yetkilileri de katıldı. Personel alımı Palandöken Belediyesi'nin talebiyle İşkur Erzurum İl Müdürlüğü tarafından 40 kişi asil, 40 kişi yedek olmak üzere belirlendi. Palandöken Belediyesi'nin Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü gibi çeşitli birimlerinde istihdam edilecek. Kura çekimiyle belirlenen personeller TYÇB sözleşmesi gereği 16 Kasım 2015 tarihinde işbaşı yapacak. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 1 Kasım tarihinde yapılan genel seçimler hakkında Kanal 25'e özel açıklamalarda bulundu. Bir nevi iş kurum üstlendiği görevi biz burada ilçe olarak üstleniyoruz. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 7 Haziran genel seçimleri sonrası ortaya çıkan tablo karşısında ülkenin büyük bir kaos yaşadığını ve halkın 1 Kasım seçimlerinde AK Parti'siz bir iktidarın olamayacağına karar verdiğini belirtti. Sandıktan çıkan sonuç hiçbir partinin tek başına iktidar olamayacağını işaret ediyordu. Herhangi bir koalisyon söz konusu olmadı. Biz 7 Haziran'dan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın 1 Kasım'da seçim yapılmasıyla ilgili kararı aldığında vatandaşa bu durumu izah etmek adına sahadaydık. Özellikle Erzurum'da, Aziziye bölgesinde, işte Ilıca'da da, Daşkent'te ve 69 tane mahallemizde bu durumla ilgili sürekli vatandaşımızı bilgilendirmelerde bulunduk. Ve o zaman da seçimler öncesinde de gördük ki cidden bir kaos ortamında, istikrarın olmadığı bir ortamda herkesin ciddi bir şekilde rahatsızlık duyuyor. Dolayısıyla 7 Haziran'da %41 oy almış bir parti var, AK Parti. İktidara, tek başına iktidar olmaya aday başka hiçbir parti yok. Yapacağı çalışmalarla ilgili, yani 7 Haziran'da açıklamış olduğu seçim beyannamesi ve 1 Kasım'da yayınlamış olduğu seçim beyannamesi arasındaki farklılıklarda da özellikle bazı kesimlerden gelen beklentilerin de karşılandığı yönünde de bir teveccüh, bir özveri gösterildiğini anlattık. AK belediyeler olarak halkı hizmet noktasında yoğun bir çalışma sergilediklerinin altını çizen Başkan Orhan, 1 Kasım'da ortaya çıkan tablonun ardından çalışmalara daha büyük heyecanla yönlendiklerini açıkladı. Önümüzdeki aylarda tamamlanan projelerin açılış ve temel atma törenlerini yapacaklarını sözlerine ekleyen Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Aziziye ilçesinin yeni bir çehreye kavuşacağını ifade etti. Tabii ki de biz AK belediyecilik hizmetiyle vatandaşlarımıza bir takım projeleri sunmaya çalışan yerel yöneticiler olarak tek başına iktidara gelen partimizin bundan sonraki süreçte hem genel politikalar üzerinde yürüteceği hizmetler hem de belediyeler üzerinden yerel anlamda yürüteceği hizmetler açısından çok büyük bir rahatlık kazanmış olduk. Ve biz de bu anlamda 1 Kasım'dan sonra 2 Kasım sabahına uyanan Türkiye ile birlikte ümmetin bekası dediğimiz seçimde
gerçekten ümmetin bekası belli olmuş oldu ve Türkiye çok çok daha güzel günlere inşallah bu sayede ulaşacak. Erzurum'da bir kargo kamyonunda yapılan aramada 44.240 paket kaçak sigara ele geçirildi. Zehir tacirleri ve sigara kaçakçılarına yönelik polis ve jandarma operasyonlarını sürdürüyor. Özellikle kaçak sigara konusunda hemen hemen her gün binlerce paket kaçak sigara ele geçiren polis ve jandarma ekipleri yol kontrollerinde kaçakçılara taviz vermiyor. Daha önce araçların değişik yerlerine zul ettikleri kaçak sigaraları şehir merkezine sokmaya çalışan sigara kaçakçıları polis ve jandarma engelinden kurtulamıyor. İlimizde son yapılan operasyonda bir kargo kamyonunda yapılan aramada 44.240 paket kaçak sigara ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre Erzurum'un Pasinler ilçesinde bir ihbarı değerlendiren ekipler bir kargo firmasına ait kamyonu durdurdu. Kamyon içerisinde yapılan aramalarda 44.240 paket kaçak sigara ve 2.432 paket nargile tütünü ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alındı. Evet, vatandaşın bankaya ödeyemediği kredi tutarı 45 milyar TL'ye ulaşırken 2015 yılında ilimizde yaşayan vatandaşların kredi borçlanma oranları ise %45 artarak 1 milyar TL'ye ulaştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankacılık sektörünün 2015 3. çeyreğine ait rakamları açıkladı. Buna göre geçtiğimiz yılın 3. çeyreği itibariyle 35.7 milyar lira olan bankaların takibe düşen alacaklarının tutarı bu yılın aynı döneminde 44.8 milyar liraya ulaştı. Bu rakam %25.5'lik bir artışı işaret etti. Aynı dönemde toplam nakdi krediler ise %24.8 arttı. Rakamlara göre takibe düşen krediler sadece Hatay ve yurt dışında azaldı. İl hazırlanan kredi takipteki kredi ve gayri nakdi krediler tablosuna bakıldığında ilginç bir tablo ortaya çıktı. Türkiye'deki 81 ilin ve yurtdışı kredilerinin bulunduğu listedeki hiçbir ilde kredilerde azalma meydana gelmedi. Toplam nakdi kredi miktarının en az arttığı il ise %0.9 ile Zonguldak oldu. Bu ildeki toplam nakdi kredi miktarı 46.4 milyon lira artarak 5.2 milyar lirin üzerine çıktı. Toplam nakdi kredilerdeki artışların son bir yılda en çok yaşandığı iller arasına Denizli ve Erzurum en çok dikkat çeken iki il oldu. Denizli'deki toplam nakdi kredi tutarı %38 artarak 23.3 milyar liraya ulaştı. Erzurum'daki artış ise %40'ın üzerine çıktı. %40.7 artan Erzurum'un toplam nakdi kredi tutarı 6.6 milyar liraya ulaştı. Spor Toto 3. Lig 1. grupta lider Erzurum Spor ertelenen Kızılca Bölük Spor maçında kaybedilen 2 puanı telafi etmek için ve 3 puan almak için Düzyurt Spor maçının hazırlıklarını tamamladı. Kızılca Bölük Spor maçını geride bıraktıklarını belirten Erzurum Spor Teknik Direktörü Besim Durmuş, bu maçı kazanarak mutlak 3 puanla döneceklerini açıkladı. Teknik Direktör Besim Durmuş, her şeye rağmen lideriz. Bu liderlik moraliyle daha etkili futbol ortaya koymamız gerekiyor. Dolayısıyla Kızılca Bölük Spor maçında belki mücadele anlamında çok kötü değildik ama üretkenlik anlamında istediklerimizi pek sahaya yansıtamadık. Sonuçta çok önemli bir kredimizi kaybetmiş olduk. Erzurum Spor olarak inşallah diğer maçlarımızı kazandığımızda daha avantajlı hale gelmiş olacağız. Yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz. En kısa sürede yaralarımızı sarıp Düzyurt Spor maçına odaklanmaya çalışacağız. Nasıl kazandığımız maçlar sonrası hemen sonraki maçı düşünüyorsak, kaybettiğimizde de aynısını yapmamız gerekiyor. Futbolcularıma güveniyorum. Erzurum'a 3 puanla döneceğiz, dedi. Erzurum Spor Kulüp tesislerinde çift kale ve şut çalışması yapan futbolcuların azimli bir performanslı oldukları dikkat çekti. Erzurumspor kafilesi yarın sabah Trabzon'a geçerek kampa girecek. Mavi beyazlar yarın yapacakları ter idmanlarının ardından pazar günü 13.30'da oynayacak Düzyurtspor maçının saatini bekleyecek.
Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Sevgili izleyenler, daha fazla haber ve ayrıntıyı Kanal 25'in Facebook, Twitter ve internet sitesinden bulabilirsiniz. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu bir gün diliyorum. Hoşça kalın.